Derece yapmak isteyenler, en iyi hedefleyenler ve en iyi liselere girmek isteyen arkadaşlarımız bu videoyu rakiplerinize izletmeyin. Gerçekten de çok önemli tüyolar vereceğiz. Peki ne yapacağız? Biz bu e, dersimizde aslında size nasıl derece yapabileceğini nasıl en iyi liselere girilebileceğini anlatacağız. Bak azimli olmak, cesaretli olmak, tekrar etmek ve hiç vazgeçmemek. Bunun sırrı aslında bu dört tane maddeden oluşuyor. Peki nasıl? 10 milyon tane beyin hücremiz var. 10 milyondan daha fazla. Bunlar sana her gün bilgi taşıyor. Her gün yeni şeyler öğreniyorsun. Her gün bu beyin hücrelerin sana aslında güç veriyor... Azim veriyor, cesaret veriyor. Peki kendi kendimizi ne yapıyoruz böyle daha kötüye götürüyoruz? Çünkü kendimizi stresimizi çok arttırıyoruz. O yüzden belli bir stres aslında iyi bir şey ama çok fazla kötüye gidebilir. O yüzden ilk başta azimli olmamız gerekiyor. Otomatik pilotumuzu devre dışı bıraktığımızda aslında biz her zamanki gibi stres oluyoruz. Ama stres aslında o kadar kötü bir şey değil. Herkes şunu kötü anlıyor. Yani stres olunca işte her şeyi kötü yapıyorum, yanlış yapıyorum. Hayır, belli bir miktarda stres gerçekten de insanı azimli yapar. Hatta bir çalışma var. Bak, öğrenme stres ortamında başlıyor aslında ve Nobel ödüllü bilim adamı Hans Selye demiş ki stres gevşeme kitabında başarıyı stresin getirdiğini anlatıyor aslında. Dolayısıyla korkmayacağız, cesaretli olacağız. Stresimiz bizi yenmeyecek. Bu kadar büyük yükün altındayız. Bir de stresimizle kendi kendimizi yemeyeceğiz ama belli bir miktar stresin de iyi olduğunu bileceğiz. Yani senin yanında olan şeyin farkına varmalısın. Stres bazen senin yanında oluyor. Çok abartmadıkça. O yüzden kendimizi ilk başta azimli yapacağız, azimli olacağız. Sonrasında cesaretimizi toplayacağız. Stresin bizim için ...katkıda bulunduğunu da bileceğiz... ...sonrasında en önemli şey çalışacağız... ...peki çalışırken ne yapacağız... ...zaten konuları biliyoruz... ...zaten birçok şeyi okulda gördük... ...zaten birçok şeyi LGS kampında gördük... ...zaten birçok şeyi kitaplardan anladık... ...soruları çözüyoruz... ...ama bundan sonra yapmamız gereken en önemli şey... ...sürekli tekrar etmek... ...planlamaya uygun bir şekilde... ...yaptığımız planlama uygun bir şekilde... ...zaten planımız var bu arada... ya ...zaten e, defterimiz, e, kitabımız, her şeyimiz yerinde... ...ama sürekli tekrarlar yapmamız gerekiyor... ...şunu unutmayalım her dakika ders çalışacağım. 7 saat iş durmadan ders çalışacağım. Bunlar bizi birazcık yamultur. O yüzden düzenli, dikkatli şekilde 30 dakika ders çalışacağız. 10 dakika mola vereceğiz. Kendimizi bitirmeyeceğiz. Kendi kendimize zarar vermeyeceğiz. Dolayısıyla mutlaka mola zamanlarını ayıracağız. Yani duraksızın gidersen zaten çok fazla hata yaparsın. Bu hatalar da seni daha çok geriye doğru çeker. Hata tabii ki yapacağız. Hatalarımızı öğreneceğiz. O başka bir şey. Ama hiç durmadan çalışmanın fiziksel olarak insanı yorduğu ispatlanmış bir çalışma. Aynı zamanda 7 saat bakın minimum 7-8 saat uyku. Bu çok önemli. Uyku gelişme döneminde olduğumuz için bizim aslında çok yararımıza olan bir şey. Aa, uykudan çok zaman harcıyorum. Hayır öyle bir şey yok. Biz yetişkin değiliz. Biz daha gelişme çağındayız. O yüzden minimum 7-8 saat uykuyu mutlaka mutlaka bir günde tamamlamaya çalışacağız. Ve mutlaka mutlaka minimum bak buraya da yazıyorum minimum 10 dakika fiziksel aktivite yapmamız gerekiyor. Koşmamız gerekiyor. Yürüyüş belki bizim için daha az olur ama koşmamız, stretch, yap stretch yapmamız, ondan sonra ne bileyim şınav çekmemiz, ne bileyim işte e, bar fix, bar fix, bar fix, mesela mekik çekmemiz falan filan. Bunun gibi aktiviteler kaslarımızı e, çalıştırarak sadece beynimiz değil diğer vücudumuzun bütün organlarına kanın düzgün dağılmasını sağlayacak. Dolayısıyla beynimiz çok fazla yorulmayacak diyor. Peki arkadaşlarımızla mutlaka buluşmaya önem gösterelim ama bu sıralar belki değil. Bu sıralar böyle ki riskli ortamlar olduğu için değil ama en azından Whatsapp'tan, Instagram'dan e, Youtube'dan konuşmaya özen gösterelim. Çünkü onlar bizim sesimizi alıyor. Gerçekten de insanlar sosyal varlıklar. Dolayısıyla mutlaka mutlaka birbirimize konuş konuşup rahatlamamız gerekiyor. Ama tabii ki kötü yönde değil. Çok fazla e, işte netlerimizi karşılaştırmak yok bilmem hani sen ne yaptın ben böyle değil. Daha havadan sudan konularla kafamızı dağıtmamız gerekiyor. Netlerimizi arttırmak için her gün eğer derece yapmak istiyorsak, eğer en iyi liseye girmek istiyorsak, eğer gerçekten de en başarılı öğrencilerden bir tanesi olmak istiyorsak her gün minimum 200 soru çözmemiz gerekiyor. Bakın şunu unutmayın. Buraya çok önemli bir şey yazıyorum. Yeni nesil ve beceri temelli sorular bunlar. Yani sen eğer normal soru çözersen bu sayı birazcık daha artabilir. Ama minimum 200 soru bizim gerçekten de çok iyi bir liseye girmemizi ama yeni nesil ve beceri temelli diyorum böyle bir sayfada iki tane olan sorular gibi bunları tamamlarsak gerçekten derece yapmaya oynayabiliriz. Okuduğunu anlamak için de ki Milliyetin Bakanlığı diyor ki her gün diyor hatta mutlaka kitap okuyun. Her gün minimum 30 sayfa buraya da minimum yazmak istiyorum. Kitap okumaya önce özen gösterelim. Bu bizim anlama kapasitemizi geliştirecek ve bu hafta birlikte her gün 90 net ve maksimum puanı hedefleyin. Rica ediyorum çünkü hedefi yüksek olanlar hedefini gerçekleştirir. Hedefi olmayanlar zaten hiçbir şekilde o hedefe varamazlar. Dolayısıyla her zaman en iyi hedefleyeceğiz. Her zaman en maksimum e, maksimumu tapa hedefleyeceğiz. Ama oldu olmadı Allah bilir. Ama sen yapamazsan zaten diğerleri de yapamıyor. Çünkü e, bu bir kitle sınavı. Kitle sınavlarında zaten sınav zorsa herkes için zor. Sınav süresi 70 imiyorsa herkes için için yetişmiyor bunun farkında olacağız ama çalışmalarımızı sürekli devam ettireceğiz unutmayalım her zaman e, her zaman bir fırsat her zaman bir birinci her zaman bir yüzüncü her zaman bir onuncu vardır bunlar oluşacak o yüzden niye biz bunlardan bir tanesi olmayalım hiçbir zaman pes etmeyelim e, azimli olalım cesaretli olalım tekrarlarını yapalım ve hiçbir şekilde vazgeçmeyelim bıraktığımız anda çünkü yerimize başka birisi gelecek. Diyoruz ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın şimdiden başarılar.